Beşiktaşlıların umut bağladığı Mersin İdman Yurdu karşısında Galatasaray 1-0 kazandı. Niye güldün Sinan abi? Diyemedim. Konuşamadım. Yılın gömleği. Deniz kağıtları vereceğim. Bir daha göster. Hocam bir şey söyleyeceğim. Sinan abi niye güldün? Ne olur söyle. Çok güzel. Sinan abi niye söylüyorsun? Diğerleri nerede? Sinan tamam. Çok yakışmış. Evet. Tarza bak. Evet. Çok yakışmış. Bu tarz onun. Ya, Sinan abi, göster. Bir dakika hocam, bir saniye. Küçük, harika bir gömlek. Mehmet abiye çok teşekkürler. Mükemmel bir gömlek olmuş. Aynısından ben de istiyorum, rica ediyorum. Çok tamam. Mavisinden istiyorum. Her mükemmel bir gömlek. Çok yakışıyor. Şu anda seni kıskanan Rasim Ozan ve Kütahyalı Ahmet Çakar. Kardeşim. İkisi de baksana. Biri kıskanıyoruz ya, müthiş gömlek. Yılın gömleği dedim ya. Göz kırptılar Sinan abi birbirlerine. Göz kırptılar. Mükemmel bir gömlek, yemin ediyorum sana. Hem beyaz da var, mavi de var. Sinan abinin gömleğini beğendim diyenler hashtagimiz beyaz futbol salıya güzel gömlek diye yazsınlar. Şu an üzerindeki gömleğin değeri 1200 euro. Allah. Sinan bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Sen benim 30 yıllık 40 yıllık dostum. Araba para. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Kıdemli Ağustos böceğine benziyor. Kıdemli Ağustos böceği bak, hani kıdemli. Yaşını başına almış. Bugün sen öncesini mi? Sinan. Bugün bak hocam, tamam, sen de bugün. Bak senin de bugün tipin ne biliyor musun? Emekli noter. Gurur duyuyorum. Emekli noter. Şey, emekli noter. Buradan bütün noterlere selamlar. Ya bırak hocam, noterlerden özür dileyim mi? Noterlere hakikaten. Güzel noter gibi olmuşsun. Çok güzel. Emekli Ağustos noter. Ağustos teşekkürler. Hep bir gömlek beyaz. Tamam. Hoca. İyi beyazlanmış, noter güzel. Noter şeyi vardı, hatırlıyor musun? Nihat bilmem ne vardı hocam. Siz Star'da Beyoğlu noteri mi neydi? Haber o çıkardı. Nihat Beyan. Nihat Beyan. Nihat Beyan. Çek. Valla kendimi valla çiçek bahçesinde hissettim. Sen böyle Ağustos böceği gibi. Sinan. Böyle cır 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 atıyorsun. Arada bir hafifte ceyni var. Hocam bana ne biliyor musun? Bu yaza giriş. Sinan yemin ediyorum. Bugün ne herkes anlayamaz. Ben anlamak için modayı çok yakın takip etmek lazım. Aynı figürlüğü. Anladın mı? Yani kalkıp da yani bir senede yani senin gibi zengin bir adam 4 senede bir ayakkabı giyiyorsa bu gömlekten anlayamazsın. Onun için ucuz bir gömlek. Ucuz değil yani, ya. 75 milyon. Hayır 75 milyon ama bir şey söyleyeceğim. Abi 75 milyon mesela ama ne biliyor musun? Çok şık var. Ama tarz. Evet. Bu benim, bak hemen mesaj geldi Fırat'tan. Çok şık. Bak Fırat diyor ki harika olmuşsun sana abi. Ya devamını söylemeyeyim. Oo. Ben de yemin ediyorum çok aslında. Yalnız Abdülkerim durmaz da. Yani bu gömleğin güzel tarafı şu, mesela yemek falan yiyeceğiz değil mi? Masa örtüsü yok, sen de çıkartırsın masa örtüsü diye yeriz. Valla üzerinde domates var. Bence çok güzel olmuş. Hakikaten hocam. Sen harika bir gömlek. İçerideydi. Tabii kullanırım. Ertem dedi ki abi dedi. Ben yok, ben 14 yemin ederim harika bir şey. Anlamazsınız. Masörtü bak, herkes söylüyor. Size gazete kağıdı lazım. Gazete kağıdı masörtüden özür dilerim. Kardeşim. Ertem dedi ki abi dedi. Tebrik ediyorum. Bunu giy bu akşam dedi. İçeride baktım, gardırobuma baktım abi. 128 tane gömlek. 128 tane takım elbise. Zengin diye bağırıyor. Ertem gördü bunu. Ayıp ya. Abi yolluyor Hikmet oradan. Ne yapayım ben ya? Hikmet. Hikmet yolluyor İzmir'den. Parasız. Parasız gözü. Herhalde. İnsanlar üstü çıplak geziyor. Aramızda bir tane popstar var beyler. Aramızda bir popstar var. Yanında da. Bak Gülşen. Küçük Elvis var yanında. Ben çok güzel. Eşim medyahaber.com'da moda yazıları yazıyor, diyor ki Sinan abinin gömleğini taşıyacağım. Harika, harika bir gömlek oldu. Tebrik ederim. Gülşen'cim anlıyorsun. Niye peki bağırdın? Harika. Harika. Oğulcan'ın Milano'da yaşaması da onun eşi. Bir şey söyleyeyim sana. Milano'da moda yazıları. Şu ne biliyor hocam? Bu bir ister. Bu tarz Abdülkerim. Bu benim. Bu yaza giriş hocam. Bu yaza merhaba. Analizimi yapayım mı? Bu yaza merhaba. Abdülkerim Durman nereye merhaba demiş. Kimi? O tarz. O da yaza merhaba. Küçük Elvis. Apo'yu bir görelim. Apo'yu görelim. Abdülkerim Durman. Ne var kardeşim, ceket giydik, yazdık. Seni gösteriyorum. Kardeşim Abdülkerim Durman'ı göster. Biz bir Abdülkerim Hoca'ya göstersene Serkan'cığım. Onlar sıcak. Rasim'i bir çok. Ben sırayla vereyim. Alt yazıyı bir alsana. Bir şey söyleyeceğim sana. Kardeşim. Hocam gömleği giymeyi unuttum. Bir şey söyleyeyim sana. Şey. 40 hafta. Çok güzel. Kardeşim. Yemin ederim çok şaşırdım. Beto 42 hafta program yapıyoruz. Tabii hocam. Hocam. Buradan ben gideceğim buradan. Hocam 42 hafta program yapıyoruz. 42 hafta. Hayır ola şey, kremciliğe mi soyuyorsun? Lan kıyıda gücü krem mi vereceksin? Hocam da kıl hocam 42 hafta program yapıyoruz. Devamlı takım elbise, takım elbise bilmem ne falan filan. Beyaz da var, siyah da var, hepsi var arkadaş. Çok güzel olmuş. Bu bir tarz oldu. Yaza merhaba bu. Hayır. Yaza merhaba partisidir. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor musun? Nurelle'yi dinlemiş ama. Dün Nurelle dedi ya, yaz geldi artık çok ciddiler. Canlı renkler. Biraz canlı renkler deyince. Doğru Nurelle'de onu
söylemişti. Doğru söylüyorsun. Evet, artık bir şey söyleyeyim sana. Neden canlı renkler dedi. Şimdi ben o bu benim stilime katıldım ya. Evet. Bu benim stilim değil mi? İşte bu benim stilim değil mi? Neydi? O i̇şte benim stilim. İşte, işte benim stilime evet. katıldım ya. Ha. Şimdi oradan dolayı stilimi göstereyim dedim yani. Anladın mı? Ben bir stil adamı olduğumu. Stil göstereceğim. Göstereyim çünkü bak. Yakışıklıyım. Fizik güzel. Para çok. Özgüvene bak. Para çok. Ama huzur yok değil mi? Para çok. Huzur da var. Var mı? Huzur, huzur eksik etmesin. Var. Amin. Huzur amin. Da var. Hepsi de var. Abi 128 gömlek sana söyleyeyim. Ne var biliyor musun? Ben doğduğumdan beri toplamda. Bir de Galatasaray şampiyon olacak galiba. Baktım benim söylediğim tersi çıktı. 4 puan önde giderken Galatasaray herhalde 4 puan farklı gidiyor. Şimdi ben size komik bir şey söyleyeyim mi Raşit? Ben hırsız olayım şu anda. Senden bir şey çalmış olayım, izin verir misin? Gömleği çalarsın sen. Hayır, gömleği çalmam. Gömleği çalarsın. Ya mesela Beşiktaş falan bu durumda olsa var ya şu anda biz Dembaba, Dembaba, efendim o şeyler. Tam onu diyecektim hocam. Ne diyor dudakları kalın kızlar, Dembaba maşallah. Atsana Mustera, Mustera diye bir tane. Sevgili Ertem Bey, sana soruyoruz. Ertem, Dembaba'nın uyduruk bir iki golüyle şarkısını yapan sen bugün Muslera'nın albümünü yapmadın. Dembaba'nın uyduruk. Uyduruk birkaç golü. 3-5 gol attı. 3-5 gol attı adam. İki böyle hareket yaptı. Bir de saatçi geldi, kalandı, beraber takıldılar. Tamam mı? Ya saatçi 1-2 maçta iyi oynadı diye bana saat getirdi. Onu eniştere gönderdim. Beşiktaşlı Mete Öznur. Ona gönderdim. Şavarma derler biliyor musun Araplar? Ne? Bizim dönerin şavarma, ya, çevirme. Çevirme. Şimdi sevgili Ertem. Şimdi beni çevirmeci deme. Dünyada... Sana bir çevirme yaparım. Oo, bak bana tehdit. Evet, devam. Hocam arkasına devleti aldı, beni de tehdit ediyor. Estağfurullah. Ya bırakın Allah'ım. Şimdi bir şey diyorum ya. Ben hiç ağzımda öyle bir şey çıkmadı yapmadım. Nereye düştük hocam biz ya? Şimdi hocam, devlet. Dünya çapında az insan var Türkiye'de. Mesela dünya çapında bir bilgisayar mühendisi, dünya çapında bir doktor falan az. Gazi Yaşargil var. 98 yaşında. Dünya çapında bir hakem var. Dünya çapında bir hakem olabilirdi. Ya bırakın bu yüzleri ya ben ya. Dünya çapında bir hakem olabilirdi. Bak Ahmet Çakar eğer o dönem tam küreselleşme döneminde olsa dünya çapında. Evet. Burada rekabet olmadığından kendisi de itiraf etti. Son 2-3 sene göbeği yaydı. Antrenmansız maç yönetti. Ya bir dakika anatomi uzmanlığına mı soyundu? Bırak sana da bir bakayım. Bırak işte sen uzmanlar da sen daha suya mu diyordun be? Suya mu demiyordum hocam. Ben 11 yaşında bir akşam şey hayatını biliyorum. Sen dünyadayken bir şey yapıyordu. Söyleme. Aman! Söyleme. Aman! Hangisi? Bugün telefonlar susmadı. Bize de öğretsinler. Diyorlar ki Sinan Engin ve Ahmet Çakar bize de öğretsin. Neyi? Suva yapmayı. Tabii tabii. Estağfurullah. Hadi abi Galatasaray. Barcelona de Şampiyonlar Ligi'nde Berlin'e giden ilk takım oluyor. 2015 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona var sevgili seyirciler. İkinci takım yarın belli olacak. Real Madrid. Oldu bile oldu. Kim? Real Madrid. Barcelona maçın hakemi Cüneyt Çakır. Buradan kendisini alkışlıyorum. Tüm Türkiye ona sahip çıksın. Nazlı kızıma da buradan selam yolluyorum. Derslerine çalış kızım diyorum. Program bitti mi? Selam bitti, gidiyoruz. Ha, gidiyoruz. Bir anda gidiyor muyuz? Vay seni Erto ya. Bu gömleği bize giydirdin. Ya. Denizse yukasa. Hayır, hayır, hayır. Hocam, vay, 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 vay. Hocam Allah'ını seversen ya. Ya ciddiye alıyor ya. Ertem Onur diye bir arkadaşım var. Ya hocam çevirme. Ertem Onur diye. Ertem Onur. Kompas! Kompas! Kompro. Gözümün içine bakar mısın? Baktım ama var, sana... var bir şeyler var. Ya abi, Sinan abi. Ya şuraya, Ertem şuraya rahat bak. Ol Ertem. Sana. Ertem, sana. Bu gömlek tarz bir sana. Gömlek. Kim giydirdi onu sana? Bu gömlekten, sana kim giydirdi bakın, onu? Bakın bu gömlekten dünyada 5 tane var. Sayayım mı kimlere? 7 biz 7 olacağız şimdi 7. Bir şey söyleyeyim. Rica ederim. Ben ve Ertem kardeşinin gözünün içine bak. Bunu sana yapmayacak tek adam ya kim? Ya canın sağ olsun. Önemli. Ya hala. Evet. Sinan abi. Evet noter bey. Kalan maçları. Kalan maçları. Ertem. Beşiktaş 17. Noter bey yine mesaj. Beşiktaş 17. noteri. Noter bey. Noter Nihat Beyaz. Ahmet. Ahmet Beyaz. Noterler. Galatasaray şapka kardeşim ayıp oluyor şimdi. Bir dakika 50'sini geçip antropoza girmiş ve genç sevgili peşine koşan. Masa örtüsü giyen. Masa örtüsü giyen. Adamlar olacağım ha. Şerefli bir emekli noter oluyor. Ya bırak bu işleri. Twitter'dan yazıyorlar onları söyleme. 50 yaşını falan filan boşver o işleri. Hocam bu gömlek. Sinan abi İlker maça doğrudan İlker Ezibay diyor ki Sinan abinin kasları çıkmış ortaya. Bir şey söyleyeyim mi sana Erto? Yemin ediyorum. Bir tane abi diye bir tane. Ben yapamam ben bir tane. Bir tane kötü mesaj gelmedi. Ben dinleyin. Eğer Sinan Engin'i tanımasaydım bugün derdim ki 73'lü 74'lü. Sağ ol canım benim.
kardeşim. 73-74. Kaç yaşında? 174. Evet, içeriden arkadaşlarım çok özel bir bilgi veriyor. Duygun Başkan'ın röportajı bu gece çok ses getirecekmiş. Vay Duygun Başkan. Severiz ya kendisine. Vallahi muhteşem. Bak vallahi muhteşem bir röportaj. Aa inanırım. Onur. Biz... Hazır mı? Hocam bana Gorbaçov demiş. Verelim bence. Bir ricada bulunabilir miyim? Gerçekten Galatasaray, Mersin İdman Yurdu Galatasaray maçının sonunu yorumları kimse dinleyemedi. Neden? Çünkü herkes Barcelona maçını seyrediyor. Hemen bir girelim. Gerçekten biraz krizi yapacağız. Bir girelim. Hadi girelim. Düşün biraz maçı. Biraz gömleği bırakalım. Gömleği falan bırakalım. Girelim evet. Ayıp olmasın. Bizim bu gömlekler geliyor. Geliyor gömlekler. Geldiği an ben de giyeceğim bu gömlekler. Tamam. Saha içerisindeki bir futbolcunun psikolojisini sizler daha iyi bilirsiniz. O pencereden de bakmak gerekmez mi? Şimdi Ertem, bugünden sonra Demre oynadığı sürece. Ya ben bence çok iyi oynamadı. Masasının altında oynadı. Niye? Kötü oynadığı için. Morali bozuk olduğu için. Ha, yapmış olduğu hareket doğru mudur? Yanlış. Son derece yanlıştır. Yani Hamza Hoca onu bilmiyorum, Hamza Hoca'nın kişisel olarak yani kin güder mi? Yeni sezonda ne düşündü onu bilemiyorum ama hoş değil yani. Elini öpmüş soyunma odasında. Fark etmez. Hocalar yazarlar bir kenara böyle şeyleri. O görüntüde vermeme. Verdi. Hocalar kenara böyle şeyleri yazarlar. Bu tabii örnek teşkil eder bunlar. Çünkü o zaman yalama oldu mu bir iş? Anladın mı? Ondan sonra cıvatayı sokamazsın bir daha. Tamam mı Mertemciğim? Yani yalama olmayacak. Yani alışırsa her futbolcu böyle bu tip hareketleri yaparsa Abdülkerim'in dediği gibi seni diyelim ki yani çöpten aldı ya. Öyle düşün ya. Oynamıyordun ya. Yoktun ya. Yoktun. Adın alınmıyordu. Adın alınmıyordu. Ama bu da bu çocukta etten kemikten bir çocuk. Bu da bir insan nihayetinde. Hata yapmıştır. Ama Hamza Hoca'nı bir kenara da yazmıştır. Sevgili başkanıma ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum. Çok zor koşullarda görev yapıyoruz. Ekonomik olarak bir sıkıntı var. Güzel günlerin ben yakın olacağını görüyorum. Evet. Güzel günler yakın derken Sayın Başkan, bu kadar sıkıntının arasında güzel günler olacağına gerçekten... Umutsuz yaşanmaz. Umutsuz yaşanmaz. Başkanım, evet. Siz Galatasaray'ı çok seven bir birisiniz. Gözlerinizde yaş görüyoruz. Ağladınız mı? Evet, Galatasaray. Bırak bu işleri, bırak. Bırak. Abi, şu anda Galatasaray'a böyle çalışıyorsunuz ince ince. 3 sene, 4 sene önce ben burada, bugünleri söylediğimde, sen aman hocam olur mu hocam derdin. Instagram bülbülü, hocam sen yanlış konuşuyorsun derdi. Instagram bülbülü. Kahkahaların efendisi, sen ne anlarsın ekonomiden derdi. Ünal Aysal bir ekonomik dahi derdi. Finans dehası. İşte Galatasaray. Siz var ya siz normalde esasında. Yapma. Hepiniz arkadaşımsınız. Hayır bir şey yapacağım da hepimiz arkadaşımsınız. Dökme, dökme. Hele şu Sinan, 40 yıllık dostum. Heykelini yapsam test... Yetmez dedi. Hocam ne anlama geliyor yani bu? İyi anlamda mı? İzah edeyim. Sizin bildiğiniz anlamında. Madem İyi anlamda. 40 yıllık sevgilisin hancım. O kadar cesur adamsın. Büyüksün. Sen aslansın. Kaptansın. Ne büyük nasıl böyle bir tufaya geldiğinde? Bir daha de hocam ya. O lafı bir daha söyle. Sinan. Sen aslan gibi adamsın. Senin heykelini yapmaya kalksam. Evet. Sırf testisleri. Bir tıp doktoru. Kapı gibi diplomam var. Ve bazı şeylerin kibarcasını Latincesini söylüyorum. Kimse de kızmasın. Yeter lan. Sen yıllarca Galatasaray'ı kolun. Senin gibi cesur adam nasıl böyle bir tufalara geldi? O adamın otele gidip istakozlar yediniz. Balık çorbaları içtiniz. Tufaya soktunuz Galatasaray'ı ne hali? Reklama gidecek miyiz? Gideceğiz sonra. Hadi gidin. Reklama gidin. Rasim ne oluyor ya? Ertem. Allah aşkına şu hale baksana. Otur sen de. Ama Ertem reklama git. Allah aşkına reklama git. Reklama biraz sonra gideceğim. Git buralara girdiksin git. Atatürk Havalimanı'na gireceğiz. Git. Saç şaşırdı. Abi hocam bir şey söyle. Atatürk Havalimanı. Ertem testisten alacaktı. Ertem dur bir dakika. Ertem testise de bekleyin soruyor hal. Ertem aynı şeyleri yedik hoca sen ben üçümüz. Ben yoktum. Yemeğe gittik o. Bu akşam ben Ünal Aysel'i oteli zannettim. Değil. Ertem de bize de bak. Batan gemi önce Ertem terk etti. Ben yoktum. Ertem. Ünal Aysel'in otelinde ben yoktum. Spadaydı.
bir soru. Ya oğlum böyle hocam, sıpa, hamam, sauna, buhar banyosu, ah, ardından masaj yaptırdı. Rasim, 4 yıl önce bugün geri gördüğümü söyledim. Hamam. Hepiniz anlarım da şu benim 40 yıllık can dostum. 6 okkalı Sinan nasıl böyle bir tufaya geldi ya? Hocam testis neydi? 6 okkalı. Tövbe estağfurullah. Tamam uzatmayın bu konuyu hadi. Bir reklama git. Ben testis neydi? Git sonra çek. Git sonra çek. Atatürk Havalimanı'na. Gidermiş gibi yap gitme. Gitmezmiş gibi yap git. Şaşma diyorum. Merak ediyorlar. Rasim kardeşimizin durumu da iyi. Evet Rasim ufak çaplı evet, bir sıkıntı yaşadı. Bir gaz sıkışması vardı. Onun için hatta gösterelim. Gaz sıkışması vardı. Kendisi şu anda kontrole gitti. Sevgili seyirciler ufak bir rahatsızlığı vardı. Bu hafta evet duyulmuyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler hepinize mutlu geceler diyorum.